Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim karamelli tart. Çok güzel yumuşacık kekiyle enfes bir tatlı oluyor. Hemen şimdi hamurunu çırparak başlayayım. 2 adet yumurta. Biraz oda ısısında bekletebilirsiniz eğer ki zamanınız varsa. Yarım su bardağı toz şeker. 1-2 dakika şöyle açık bir sarı olana kadar çırpıyorum. Yeterli. Yarım su bardağı süt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Çok fazla öyle malzemesi yok. 1 su bardağı un. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. 2 yemek kaşığı kakao. Bunları da böyle hafif karışana kadar çırpıyorum. Yeterli. Çok aşırı çırpmayın. Karıştığını görünce karıştırmayı bırakın artık. Burada tart kalıbını katı yağ ile bolca yağladım. Oldukça akışkan bir hamur. Gördüğünüz gibi. Böyle olduğu zaman kekiniz daha yumuşak olacaktır. Şöyle birkaç kere tezgaha vuruyorum. Böyle düz bir şekilde pişmesi için. Fırına götürüyorum. 170 derecelik fırında bir 15-20 dakikada pişecektir. Kürdanına bakacağım. Piştiğini anladığımda alacağım. Çok fazlasıyla fırında tutup kurutmayın. Gözünüz fırında olsun. Hemen fırının alt kısmında da şöyle fırına dayanıklı bir kap içerisinde su koydum. Daha böyle kekinizin yumuşak olması için. Sizler de koyabilirsiniz. Şöyle kabı alt tarafa koyuyorum. Kekide. Orta göze koydum. Kapatıp pişiriyorum. Hemen karamelli de yapmaya başlayayım. Şöyle dibi birazcık kalın olan tencereleri tercih etmenizi tavsiye ederim ki karameliniz hemen yanmasın. 1 su bardağı toz şekeri iyice şöyle dibine yayarak döküyorum. Ocağın altını yakıyorum. Altını kısık ateşten birazcık daha yükseltiyorum. Hiç dokunmuyorum. Kenarlardan rengi değişmesi için bekliyorum. Böyle tamamen rengi değişene kadar kaşık kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi kenarlardan erimeye başladı. Şöyle bir karıştırıyorum. Kaşık sokmuyorum daha. Şöyle sallarsanız yeterli. Birazcık daha bekleyeceğim. Şu beyaz şekerler tamamen rengini değiştirsin. Ara ara böyle karıştırın. Yani sallayın tencerenizi. Dikkat edin gözünüz sürekli üzerinde olsun. Bu sefer birden yakarsınız. Bu arada keki fırından çıkardım. Bir 15 dakikada pişti. Ben bunu eritene kadar kek pişmiş oldu. Şimdi artık karıştırabilirim. Şu erimeyen şekerler de şimdi eriyecek. Karıştırıyorum. Yeterli artık. Kaynamaya başladı. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Eridikten sonra içerisine yarım su bardağı süt ilave ediyorum. Eğer ki evinizde varsa bir paket krema koyabilirsiniz. Genelde karamel kremayla yapılıyor ama ben dolapta olmadığı için şu anda da bebeğim olduğu için dışarıya çıkamıyorum. Sütle yapacağım. Ama hiç fark etmiyor. Gönül rahatlığıyla sütle bile yapabilirsiniz.
hem daha az maliyete getirmiş oluyorsunuz karamelinizi. Krema biraz daha maliyetli oluyor. Şimdi 2 dakika karıştırarak kaynatıp ocaktan alacağım. Yeterli artık. Ocağın altını kapatıyorum. Kenarda birazcık soğuması için bekletiyorum. Kıvamı gayet güzel oldu. Hemen orada karamel soğurken ben burada üzerine bir ganaj hazırlayacağım. Sütle. Bir çay bardağından şöyle 2 parmak eksik sütü cezvenin içine alıyorum. Böyle biraz ılıştıracağım. Çikolata içerisinde eriyecek bir kıvam olması gerekiyor. Kaynamaya yakın kapatacağım. Bunu da arzu ederseniz krema kullanarak yapabilirsiniz. Dediğim gibi benim kremam evde olmadığı için ben sütle yapıyorum. Şimdi hafif böyle kaynamaya başlayınca hemen ocaktan alacağım. Süt artık kaynama kıvamına geldi. Altını kapatıp 80 gram sütlü çikolatayı üzerine atıyorum. Şöyle karıştırıp eritiyorum. Bu da hazır. Karamelim de neredeyse soğumak üzere. Çıkardım. Üzerine temiz bir bez örtüp bir 15 dakika dinlendirdim. Şimdi hemen ters çeviriyorum. Hazırladığım karameli üzerine döküyorum. Şöyle yayıyorum. Şimdi dolaba kaldıracağım. 1-2 saat şöyle karameller donana kadar dolapta bekleteceğim. Dolabın normal gözünde dinlendirebilirsiniz. Dolapta 2 saat boyunca dinlendirdim. Karamel iyice dondu. Gördüğünüz gibi şöyle dokunduğum zaman. Eğer çikolatayı hemen dökerseniz bu sefer çikolatayla karışacaktı. Ben çikolatanın içerisine birazcık daha böyle evde damla çikolata vardı. Bitter tadı versin diye. Biraz daha ondan, o çikolatadan kattım. Sizler de çikolatayı biraz arttırın. Bu sefer süt az geliyor. Fazla gelebilir. Şöyle üzerine döküyorum. Çikolatayı da dolapta dinlendirdim. İsterseniz hiç karameli yapmadan direkt çikolatayı bile yapabilirsiniz. Şimdi tekrar dolaba kaldırıp 2 saat daha dinlendirip servis edeceğim. İçerince dinlendirdim. Ben birazcık üzerine şöyle toz fıstıkla süsleme yapacağım. Sizler de arzu ettiğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle kesip hemen servis edeceğim. Sizler de iyice kıvamını görün. Şimdilik bu kadar dilimleyeceğim. Umarım bu güzel tatlıyı sizler de denedikten sonra çok daha güzel sonuçlar alırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.